Efendim iyi günler. STV stüdyolarından bizi izleyen tüm izleyicilere sevgiler, selamlar buradan. Yine bu hafta Osman Cemal'la birlikte geçen hafta Adana Demirspor karşısında alınan beraberliği değerlendireceğiz. Arkasından Eskişehir gündeminde yaşanan, Eskişehirspor'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii milli maç Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 yendik. Büyük bir başarı sonuçta. Yani tabii geçmişteki Hollanda değil, geçmişteki Hollanda milli takımı değil ama ne de olsa Hollanda'nın ismi var. Büyük bir takım. Adı büyük. Adı tabii. Büyük takım. Buna rağmen yani alınan 4-2'lik galibiyet şampiyonaya bir galibiyet de başlamanın tabii ki önemi. Önemi büyük. En azından hafta sonu oynayacağımız Norveç maçı öncesi de büyük bir moral oldu. Moral oldu yani. Şimdi, o yüzden yani hani sosyal medyada görüyoruz ya işte Hollanda eski Hollanda diye işte Hollanda'da eski o ünlü futbolcular yok falan diye bir takım eleştiriler yaparak milli takımın aldığı bu başarıyı sanki küçümsüyorlar ama yani sonuçta Hollanda'nın adı var. Adı büyük yani. Kesinlikle de bir futbol ülkesi. Aynen. Yani ayrı bir ekol. Hatta dünyada biraz sonra bahsederiz. Özellikle 1974 Dünya Kupası'nda total futbol denilen toplu hücum, toplu müdafaa yani bunu dünyada ilk uygulayan buradan bir ülkedir Hollanda. Tabii. O yüzden hani eleştirmeye yani yapıcı bir eleştiriler yapıcı olsa anlarım. Yani sanki Hollanda'yı küçümseyerek Türkiye'nin aldığı galibiyeti de onun gölgesinde bırakmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ya. Biz tabii hayır ne olursa olsun milli takımımız Ay Yıldız'da formaya çıkılan bir maç. Yani Türkiye'nin hem Avrupa'daki sıralamasında bir etki edecek galibiyet. Evet. Hem de Avrupa'da bir Hollanda'yı yenmenin bakıyorum işte iki günden beri çeşitli ülkelerde ülkeler bunu başarılı olarak değerlendiriyorlar. Tabii ki, yani. tabii ki. O yüzden yani bırakalım Norveç maçı öncesi. Eleştirileri veya küçümsemeyi futbolcularına bırakmıyor ki en azından o Cuma günkü maçta da bir galibiyet elde edersek en azından iki galibiyetten büyük bir avantaj yakalamış oluruz yani grupta. Kesinlikle. Tabii, geçen hafta Adana Demirspor karşılaşması vardı Eskişehir'de. Evet. Eskişehirspor yine genç bir kadroyla çıktı. O gidecekler, kalacaklar tartışması yapılırken o sanki anlaşma sağlayamayan, Eskişehirspor'da kalıp kalmayacağı belli olmayan futbolcuları en azından şans vermeyerek daha onların yerine Cengiz Hoca gelecek vadeden çocukları oyuna sokmaya çalıştı. Onları oynattı ve Adana Demirspor gibi şampiyonluğu oynayan bir takım karşısında alınan beraberlik, birbirlik beraber bende galibiyetten galibiyet kadar sevindirici olmalı. Galibiyet kadar önemli yani. Çünkü Adana Demirspor'la geçen hafta burada sen değerlendirmişsin Adana Demirspor'un tüm mali yapısını futbolcunun Eskişehirspor'da karşılaştırınca bir tane futbolcusu belki Eskişehirspor'un tüm tamam, takımı evet doğru hani bedel demişsin. O yüzden o beraberliği de çok önemsedim gerçekten ben. Bir de 3 haftadan beri gol atamıyorduk. Evet. Yani bir gol sevinci yaşamıyorduk. Hürriyet en azından Hürriyet diyorum. Hep Allah Hürriyet. Sezgin o son dakikada olsa da o golü atarak beraberliğe getirdik. Golü de 87'deydik zaten. Yani çabuk toparlandık. En azından şu var. Futbolcular golden sonra demoralize olmadılar.
Ki ilk gollerden sonra bizim evet. takım moralmen çöküyor değil mi? Evet. Yani onu da atmışlar üzerinden. Tabii. Ve biz de hani üç, maçın bitmesine 3 dakika kalmış. En azından beraberliği koparalım diye ciddi bir şekilde baskı yaptılar ve sonucu da bu baskının sonucunu da başardılar. Yani Süper Lig'de oynayan birçok takım 89'da gol yediği zaman oyun bitti diye düşünür. Evet. Bu futbolun doğasında var. Ama genç çocuklar bugüne kadar hep eleştirdiğimiz o özelliğini tamamen geride bırakıp o hatalarını 90+4'te gole kavuştular. Aslında bir de Bedirhan'ın çok müsait pozisyonda evet, kaçırdığı gol olsaydı belki de ummadığı bir mağlubiyetle ayrılacaklardı. Ama tabii onların da kaçırdıkları var o arada. Yani bizim mesela genç kaleci Cengiz'in çıkarttıkları var. Pozisyonlar var yani. Tabii olacak. Yani. Arada çok büyük bir uçurum tabii. var zaten iki takım arasında. Sıklet farkı var. Evet sadece yani, ben Cengiz Hoca'yı bu genç çocuklara şans tanıttığı, genç çocukları bulup onları ön plana çıkardıkları için teşekkür ederim. Eskişehirspor'a ciddi anlamda genç futbolcular kazandırmaya çalışıyor. Her hafta bir tane iki tane derken bakıyorsun takımda 4-5 tane şimdiye kadar şans bulamayan veya ya bunlar da futbolcu olmaz veya bunlarla da Eskişehirspor yürümez dediğinden çocukları getirerek takıma monte etti ve Adana'da bir spor maçında gördük ki Eskişehirspor'un geleceği bu çocuklar. İkinci ligde Eskişehirspor'u bu çocuklar temsil edecek ligde ve eğer bir başarı kazanılacaksa bu çocuklara başarı kazanılacak. Ben o maçta forma giyen genç kardeşlerimize ve Cengiz Hoca'yı ve Cengiz Hoca'yı bize tabii ki yanındaki ekibinde bulunan ekip arkadaşlarını kutluyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki haftalarda. Tabii ligde kalmamız bittiği için çocuklar daha rahat oynuyorlar. Hani bir stres de yok. Bu yüzden hani rakibin Adana Demirspor mesela buradan 3 puan almış olsaydı şampiyonlukta çok ciddi bir sıralama elde etmiş olacaktı. Bir şampiyonlukta ciddi bir yarışın içine girmiş olacaktı. 2 puan kaybettiği için üzüldü tabii ki. Ama sonuçta evet. alınan bir Eskişehirspor'dan alınan bir beraberlik bence galibiyetten de önemli diyerek topu sana atıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlardan ben rica edeyim. Eskişehirspor'un Adana Demirspor karşısındaki sahaya çıkan ilk 11'ini bir koyarlarsa yavaş yavaş onun üzerinde yorumlarımızı yapalım biz de. Evet, haftalardır eleştiriye uğrayan Eskişehirspor'un genç futbolcuları ve teknik heyeti bu maçta bu çok önemli galibiyetle üzerindeki kara bulutları kısmen dağıttılar. Şimdi Cengiz Hoca genellikle beşli savunma sistemiyle çıkıyordu dikkat edecek olursan. Bu maçta şeyde de görüldüğü gibi 3-4-3 şeklinde bir sistemle evet. sahaya çocukları çıkarttı. Ve zaten bu maçın daha başarılı olacaklarını bir hafta evvel Keçiören maçında ışıklarını görmüştük. Keçiören gücü Ankara'nın şu anda bu ligin domine eden takımlardan evet. bir tanesi. Yani Altay diyoruz mesela. Bir Altay'ın futbolcularını tek tek böyle yazdığın zaman Altay, işte Adana Demirspor'dan belki fazlası var, eksiği yok. Her biri Süper Lig'in oynayacak tabii. kapasitede. 37 yaşındaki golcülerinden Portekizli tut. Yani kalecisine kadar sırıtan bir futbolcu yok. Bu takımı Keçiören gücü İzmir'de 4-0 yendi. Yani o nedenle Keçiören maçındaki Eskişehirspor'un oynadığı futbol ilk umut kıvılcımlarını o maçta, o 90 dakikada saçtı diyorum ben. Ve Adana Demirspor maçında da gerçekten haftalardır yeniliyorlardı tabii. İşte demoralize oluyorlardı. İlk 10 dakikada, 15 dakikada gol yeniliyor deniliyordu. Bu maçta müthiş bir mücadele ortaya koydular. Kalede ben tek tek futbolcuları şöyle kısa kısa değerlendireyim istersen. Yani hemen kalede deyince kaleci Alp Gerçit'ten Cengiz Alp Adana Demirspor maçında her maç üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Adana Demirspor maçında gerçekten benim sayabildiğim yani net pozisyon tabii kutakları farklı ama net 3 tane gol çıkarttı ki yani bu
belki hani genç bir karacının, daha 3-4 maçtır forma giyen bir karacının bu ciddi pozisyonu çıkarması, önlemesi ve haftanın, biliyorsun TRT'de haftanın karmasına girdi. Yani gelecekte ne kadar başarılı bir kaleci olacağını göstergesidir. Sonra tekrar konuşacağız. Yok, ben şimdi aynı şeyleri söyleyecektim. Bunları tekrara gerek yok. Sen çok güzel Cengiz Alp'in açıklamasını yaptın. İnşallah böyle devam eder diyerek ben geçiyorum. Üçlü savunmamızda Mevlüt. Mevlüt'ün maşallahı var. Öyle ya da böyle. Çok genç. 23 yaşında. Çok mücadeleci. Üzerine her hafta koyarak sert gidiyor. Sert bir markaj yapıyor rakiplerine karşı. Yani Semih'ten ben çok umutluydum Adana Demirspor'a giden. Evet. Şu andaki form durumlarına bakıyorum. Mevlüt bayağı Semih'e bizim fark atmış durumda. Evet. Zaten Semih bir türlü 90 dakika çıkıp sahada kalamıyor. Hemen Semih. Semih'ten sonra Sezgin'e bakıyorum. Sezgin tabii takımın en deneyimli futbolcusu, tartışmasız. Tabii. Ve özveriyle oynuyor. Zaman zaman dizi sakat, Cengiz Hoca'nın sağ içindeki eli kolu durumunda. Aynen. Ha, biz de ona karşıydık ilk programlarımızda. Evet, mutlaka evet. Artık bıraksın falan yani. Diyorduk. Ama takım anormal şekilde gençleşince 16-17 yaşına kadar gidince evet. Sahaya sürdüğü futbolcular tabii. Mecburen sağ içinde bir maestro, bir ağabey, bir deneyim tabii. Abidesi gerekli. Onur Bayramoğlu da fena değil. Yani birbirine inanan bir takım olarak iki tane abisi var takımın. Devam ediyorum hemen. Sol tarafta da takımın solunda da üçlü defansın Furkan var. Furkan da hiç sırıtmıyor. Görev adamı. Yani eleştirilecek bir yönü yoktu. Yok. Onun önünde oynayan dörtlüye çok büyük yük düştü gerçekten. Onlar da Can Siperhane, Bedirhan. Artık Bedirhan'ı da ben tecrübeliler sınıfına koyuyorum. Evet. Yani onda da bir duyumlara göre aldığımız bazı kas problemleri yaşıyormuş. Yani 90 dakikayı dikkat ettiysen yüz ifadelerini bitirmekte biraz zorlanıyor. Evet. O zafiyetini de attıktan sonra kas, yani bu hafta arasında gerekli sanıyorum tedaviler uygulanıyordur kendisine. Çok daha iyi olacağını, zaten iyi bir futbolcu, daha iyi olacağını düşünüyorum. Kaan Gaman işte yeni yani, ortaya sürdüğü bir futbolcu. Evet. Tamamen pırıl pırıl yepyeni bir isim. Adını bile duymadık biz bunun. Aynen. Yani sporun tabii, içindeyiz, tabii. Evet. Medyadayız. Kaan Gaman'ın adını bile duymadık. Cengiz Hoca bunu cesaretle sahaya sürdü ve onu mahcup etmedi. Dikkat ediyorsun. Evet. Onun yanında Furkan Polat. Hatta çok özür diliyorum. Estağfurullah. Yani kaleci Cengiz'i, Cengiz Arp'ı ilk takıma koyduğunda ya dediler ki Melih diye bir tecrübeli kaleci varken hiç forma giymemiş, o 19 takımında formasını giymemiş bir kaleci tercih edilir mi diye biraz Cengiz Hoca eleştirilmişti. Ama şimdi ne kadar haklı olduğu bu maçta da ortaya çıktı yani. Evet. Furkan Polat ilk o çapa döneminde transfer yasağından dolayı sahaya sürülen bizim çocuklar dediğimiz o çocuklardan bir tanesi Furkan Polat. Fuat Hocam döneminde. Şimdi dikkat ettim onun tam şu lakabı hak ediyor. Atom karınca. Yani, tek kelimeyle atom karınca gibiydi. Bir düşüş gösterdi Mehmet Özcan'la birlikte. Fakat Cengiz Hoca'nın gelmesiyle birlikte toparlandı. Bu maça, Adana Demirspor maçına o milyonluk önemli, şöhretli sporculara karşı tek başına orta sahada büyük bir mücadele verdi. Yani. Furkan Polat'ı da kutluyorum yani. Hep böyle, hep böyle olsun. Aynen. Çünkü bu iş çalışmakla ve tabii. inanmakla oluyor. Evet. Hocana inanacaksın, arkadaşlarına inanacaksın ve antrenmanı sıradan bir çalışma olarak görmeyecekler. Hani ben oldum demeyecek kimse. Burada yani hoca farkı da faktörü de ön plana çıkmıyor mu Osman abi? Yani şimdi İşte hocasına inanacak derken onu kastediyorum. Yani Mustafa Özel döneminde de vardı bu çocuklar. Var İnan Hoca döneminde de vardı. Ama ne Mustafa Hoca gördü bu çocukta ne İnan var gördü yani. Şimdi yeni bir isim daha. Hemen onu da paylaşalım. Selman.
geri dörtlünün çıkanatlı sol tarafta. Yani işte sanki Selman'ı da biz yeni duyduk ismini. Evet. Yani daha evvel. Biraz sonra onları ben tek tek ben de değerlendireceğim. Yani evet. Yeni duyduk ismini. Aynen. Sonuçta Bilal Ceylan'ın görür gibi olmaya başladım işin açıkçası. Çok açık gelişmeye bir futbolcu olduğunu gördük. Sanıyorum her maçta üzerine koyarak gidecek. Evet. Eskişehirspor için bir kazanç olarak aynen görüyorum. İleri üçlüde de işte Buğra Çağlayan bizim önemli yıldızlarımızdan 17 yani yaşında. Milli formayı da giyiyor sanıyorum. U17 tabii, tabii, evet. Yani giyiyor. Çok yetenekli. İşte 90 dakikaya eğer kondisyonunu efektif kullanır, 90 dakikaya yayarsa Türk futbolu da önemli bir oyuncu kazanacak gibi geliyor. Benim evet görüşlerim aynen böyle. Doğru söylüyorsun. Cengiz Hoca ile o da bir çıkış yakaladı gerçekten. Bu takımın içinde şu ana kadar yani umutlu olduğum ama bekleneni veremeyen gördüğüm tek isim Onur Arı. Santrafor oynuyor. Eskiden böyle 1.90'lık santraforlar aranan futbolculardı. Bu kadar büyük fiziğe sahip olanlar. Güçlü futbolcular. Gençlerbirliği'nden Salim vardı. Efendim Galatasaray'dan Gökmen vardı. Evet. Şimdi bir çırpıda ben 50-60 sene belki şeyleri sayarım. Santraforları. Mesela Metin Oktay da çok güçlü bir fiziğe sahipti. Türk futbolunun taçsız kralı biliyorsun. Yani takımlar o yıllarda bile güçlü santraforlar, fizik anlamda. Evet. Bu Onur'da var. Allah esirgememiş. Bunu vermiş. Ama bakıyorum haftalardır. Kupa maçında biraz parladı. Hatta gol de attı. Sonradan girdi, gol evet, attı. Evet, gol de attı. Gol attı düz şeye. Tuzla, yok. Güneydoğu'nun. İkinci ligde. Üçüncü lig. İkinci lig değil, üçüncü ligde. Şimdi Onur'un idmanlarda çok çalışması. Hayır, sonuçta şey yani. Cizre yan, Spor yok, değil miydi? Cizre Spor. Cizre. Yanlış anlaşılmasın. Sanki sen dedin ya, üçüncü takım değil. Yani o golü, şimdi birileri ya işte Osman abi ya işte o üçüncü takım falan diye. Yok küçük, benim. Küçük, hayır, yanlış anlaşılmasın açısından söylüyorum. Osman tabii abinin söylemi o anlamda değil yani. Hani tabii ki o maçta attığı gol önemli. Çünkü Eskişehirspor en azından tur atmasına sebep oldu attığı golle. Yani ama onun üzerine koyması lazım. Osman abinin söylemi o anlamda. Yani o maçtaki bir ikinci yarıda girdi, gol attı ama o devamlılık arz etmesi lazımdı. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakıyorum Onur'a. Mesela ikili mücadelelerin çoğundan mağlup çıkıyor. Yani evet, galip çıkması lazım tabii o fizikle. Rakip savunmayı önde müthiş bir baskı kurması lazım o fizikle. Hava toplarında bir topu rakip alıyorsa bir topu mutlaka alması lazım. Tabii. Onur da bunları göremedim ama kumaşı kötü değil. Mutlaka olacak. Hocasının gösterdiği antrenman programında dikkatle çalışmalı. Ona forma mesela ilk 11'de vermiş İbrahim Halil. Daha deneyimli bir tabii futbolcu gözüküyor ve en azından onunla birlikte mesela o da uzun bir süredir gol atamıyordu. İki golle Bandırma evet, maçında evet mesela ön plana evet çıktı sonuçta. Dolayısıyla Onur Arı'nın kendisini daha geliştirmesi lazım. Hemen onun yanında da ileri üçlüde Onur Bayramoğlu var biliyorsun. Onur Bayramoğlu geçmişte bilmeyenleri de hatırlatalım. Beşiktaş futbol takımına bile transfer oldu. Bir süre o takımda forma giydi. Yani deneyimli bir futbolcu. Hem her iki ayağına hakim, futbolu çok iyi bilen, topu ileride tutabilen, yani paniklemeyen, evet, özgüven veren çocuklara, yani genç kardeşlerine bir güven aşılayan da bir yapısı var. Dolayısıyla bu iki deneyimli Sezgin ve Onur'la yanına 9 tane genç futbolcuyu koyuyor. İşte Adana Demirspor gibi milyonlarca euroya mal olmuş bir takıma haftalardır da galip gelen bir takım. Evet. İçeride dışarıda. Mesela son 3 maçını seriye bağlamış. 2-0, 2-0. Samsun biraz Spor yeniyorlar. Samet Hoca geldi. Samet Hoca geldikten sonra takım tamamen değişti. Ve yani gol yememiş. Son Samet evet Hoca geldiğinden beri gol de yemeyen bir evet takım. Ve yalnız dikkatimi şu çekti benim. Sosyal medyada tabii genç futbolcuların tabii deneyimden henüz uzaklar. Her 90 dakikaları
aynı performansta olmaz. Aynı oyunu gösteremeyebilirler. Çok iyi motive olmuşlardır. O hafta çok iyi çalışmışlardır ve müthiş oynamışlardır. Ama bir hafta sonra aynı futbolu bunların. Tabii canım. Çünkü 17 yaşında bunlar. Biraz evvel bahsettin. İlk 19'da bile forma giymiyorlardı. Evet. Giymeyenler şimdi bu ligde oynuyorlar dedin. Şimdi onu söylerken şöyle dönüp de hemen aklıma Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray geldi. Şimdi orada teknik adamlar her hafta 4-5 sporcuyu değiştirerek takımı sahaya sürüyorlar. Neden? Evet. Az önce söylediğin gibi yani bir futbolcunun her haftaki performansı bir olmuyor. Şimdi atıyorum Adana Demirspor maçında ben çok iyi bir performans göstermişimdir ama hafta içindeki antrenmanlarda bu performansın çok altına düşmüşündür. O zaman ne diyecek? Sadi'yi bu hafta dinlendirin, yerine Osman'ı koyalım. Evet. Yani şimdi onlarla oturup kalkan, hafta boyu birlikte olan antrenmanların yakından takip eden hoca tabii ki performansına göre takımlar da sokuruyor. Evet, şimdi yani sonuçta Eskişehirspor iyi yolda gözüküyor en azından ama geçtiği hafta içinde o maçtan sonra sosyal medyada bazı yorumlar gördüm ben. İşte şimdi 4 Nisan'da sanıyorum değil mi yanılmıyorsam evet. Altın Ordu'yla İzmir'de oynayacağız. Hı hı. Şimdi Altın Ordu Türkiye'de altyapı anlamında altyapıdan ürün yetiştiren fabrika modeli düşünürsek kafamıza bir numara aynen. Kulüp. Bunu aynen. Kabul edeceğiz. Evet. Ve kadro genç futbolcularını da hepsi deneyim sahibi yaptı mesela. Ahmet İlan Özek bir de deneyimli abileri var yanında. Evet. O ceza aldığı zaman geçenlerde bir kırmızı kartı atıldı. Takım bir bocalar gibi oldu. Demek ki bir takımda, çok genç bir takımda deneyimli bir iki futbolcu şart. Bunu evet. Cengiz Hoca'nın kararlarını burada doğru olduğunu Altın gördük. Altın Ordu şu anda liderliği oynuyor yani. Şimdi bizim sosyal medyada bazı aklı evveller, işte Adana Demirspor maçına bakıp taçlandıralım diyorlar ne hikmetse. Şimdi taçlandırmak güzel bir şey. Biz aslında 34 maçı kazanamayan bir takımın 35. maçında tacı taktı Eskişehirspor. 377 gün sonra, bir yılı geçmiş, o tacı taktı. Şu günlerde ama özellikle taç, koronaya dikkat etmeli insanlar. Şimdi ne alaka diyebilirsin. Korona aslında kralların tacına benzediği için koronavirüsüne bu isim konulmuş. Yani biz Altın Ordu maçında taçlandırmasak da artık çocukların bir kredisi var. Ama sosyal güncel hayatta dünyayı bütün etkisi altına alan o taca dikkat edelim diyorum ben. Ve isterse arkadaşlarımız bir de Adana Demirspor'un kadrosunu koysunlar. Oradan devam edelim. Evet, Sadi Hocam. Adana Demirspor maçından sonra Samet Tayyip'in bir açıklaması var. Hemen onu da söyleyeyim. Yani böyle hedefi kalmamış takımlara karşı önce baslı oynayıp gol bulup onun bu hedefsizliğinden kaynaklanan motivasyon eksikliğe doğru yönetmek lazımdı. Biz pozisyon bulduk ama gol bulamadık. Oyunun genelinde vasat bir oyun sergiledik. Keşke daha önce öne geçebilseydik. Rakip bulduğu gol sebebiyle öne çıkacaktı ama biz de daha orada daha çok farkla gidebilirdik diye bir açıklaması var. Yani Eskişehirspor'u küçümseyen bir ifadeleri yok. Hatta bizim zaman zaman oyunumuzu da bozdular dedi Samet evet, Hoca. Evet. Yani şimdi dün seninle bir yerde karşılaştık. Bir arkadaşımız dedi ki ya Eskişehirspor'un hedefi yok. Adana Demirspor kardeş üzülmüş. Kardeş bir takım. Evet. En azından Eskişehirspor yani bütün gelen takımlardan 3-4-7 de şampiyonlukta hedef olan bir takımdan niye berabere kaldı? Yani şimdi o zaman biz her maça diyelim ki açalım karemizi. Her maçta 3-4 gol yiyeceğiz nasıl? Ondan da yiyelim. Onur mücadelesi nerede o zaman? Yani bu arma mücadelesi nerede? Adana Demirspor'un şampiyon olmasını elbette isteriz. Yani gönülden isteriz. Keşke şampiyon olabilse. Şimdi bu futbola, bu kaliteli futbola ve bu beraberliğe en azından başkanın, teknik adamların, Cengiz Hoca'nın ve ekibinin, ama futbolcuların ve camianın müthiş ihtiyacı vardı. Ama ihtiyacı vardı.
ne galibiyet aldığımız maçtan sonra ne beraber kaldığımız maçtan sonra Mustafa Akgören, başka Mustafa Akgören hocayı açtı bir duyduğuma göre. Sen onu çok güzel köşende yazmışsın. Teşekkür etmemiş yani. Şimdi hoca senin teşekkürünü beklemiyor. Ona da ihtiyacı yok zaten. Tabii ki. Tabii ama ki. Sonuçta bir moral motive yani. Oysa yani. Düşünecek olursa Başkan Akgören haftalardır bütün yoğunlaşan tepkiler, yani ağır sözler hep üzerinde, evet, başkanın üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu alınan iyi ya da kötü sonuçlar biraz olsun hafifletti. Tabii. Yani hatta zaman zaman Cengiz Hoca'nın üzerine döndü bu yani. Bütün tabii, şeyler, tabii. Hedefler, evet. Tamamen acımasız eleştirmeler Cengiz Hoca'nın üzerine döndü. Yani bu en azından Mustafa Başkan bunları görüyor olması lazım. Hayır bakın. Tabii bir takdire, tebriğe ihtiyacı ya olmayabilir. Ama usulen bir kulüp başkanının mesela şimdi abi, iki kelime de olsa söylemesi aynen lazım. Yani hoş da gitmez mi? Kulüp başkanı bir galibiyetten sonra bir aramış, ona teşekkür etmiş. Yani madem para vermiyorsunuz ya bu çocuklara, bu kadroya, hiç olmazsa iki güzel söz söyleyin. Aynen. Değil mi? Önemli tabii, olan bu. Adana Demirspor maçında alınan puan tabii ki pardon, derece... hemen yani önemini vurgulamak lazım. Kaç haftalarda beri sen galibiyet alamamışsın. Hep mağlubiyet, mağlubiyet, mağlubiyet. Futbolcular da artık mağlubiyete alışmışlar. Maça çıkarken bu maçta en azından en az golü yiyelim düşüncesi de çıkıyorlar da. Sen şimdi Cengiz Hoca geldi nasıl bir galibiyet mi? Adana Demirspor gibi bir takımdan beraberlik almışsın. 3-4 puan. Yani 7 maçta 4 puan bence büyük başarı. Kesinlikle. Şimdi Samet Hoca'yla bir hafta evvel zaten biz maç öncesi evet, bir kadrosunu kurduk. Hı-hı. Son maçına kadrosunu. Orada iki değişiklik yapmış. Bir Kaan Kanak sol bekte, evet, cezalı sanıyorum. Çünkü direkt futbolcu, tabii, oynayan tabii, futbolcu. Evet. Cezalı. Kaan Kanak. Bir hafta önce kırmızı kart gördü sanıyorum. Sağ kanattaki Sedat Şahin Türk'ü sola almış. Sağda da Yunus Akgün'e, yani iki değişik futbolcu vardı. Zaten Sedat Şahin Türk'ü de 76'da çıkarttı. Emircan Altıntaş'ı koydu. Yani orada. Evet. Ve Volkan Şen de sanıyorum o da 81'de girdi. 81'de Mehmet oyuna girdi. Yerine. Volkan Şen asistin sahibi. Hı hı. Yani sonuçta 89'da gol attıkları zaman bütün Türkiye gördü. Değil mi? Sanki bir tabii şampiyon tabii kulüpler turnuvasında bırak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmeyi, Adana Demirspor'un sanki şampiyon kulüpler turnuvasında bir galibiyet almış gibi havalara uçtu. Tabii, tabii. 26 kere ay yıldızı formaya giymiş Volkan Şen. Yani, yani kameraların karşısında. Bizim hocam hemen takviye anlamında söylüyorum. Bizim basın tribününün yanında misafir takım herhalde yöneticiydi galiba. Başkası olması mümkün değil. Yöneticiydi. Yani, kolaylık böyle 20 kişi falandı. Yani maçın başından beri hep hakem eleştirdiler. Hocam bu faul, hocam şu bu offside, hocam bilmem ne. Gol attıktan sonra, yani adamı gol attıktan sonra nasıl uçuyorlar, nasıl uçuyorlar? Orada bir yan hakemin kaldırmadığı bir offside pozisyonu vardı. 60'lı dakikalarda 1 metre pozisyonu es geçti yan evet, hakem. Evet. Orta hakem de görmedi. Aynen. 2 metre, yani o pozisyondan 4-5 dakika sonra 2 metrelik bir offside'ı gördüler. Gördü. Gördüler. Hatta yani ben o pozisyondan sonra offside, bakın dedim, hocayı eleştiriyorsunuz, hoca offside'ı görmedi dedim. Eğer offside'ı, yani o gol olsaydı dedim, o pozisyon offside'den gol yemiş olacaktı hani dedim. Hani 20-30 santimlik offside olur da kaçırdın diyebiliriz. Aynen. Ama sen nereye bakıyorsun? Tribünü, yani, boş tribünleri mi izliyorsun? Yoksa sahanın içini mi izliyorsun sen? Maçtan sonra, yani biz gol attıktan sonra onlar da aynı şekilde Eskişehir Spor Eleşme başları. Şampiyon mu olacaksınız? Küme de mi kalacaksınız? Diye Adana Demirsporlu yöneticiler. Yani onlar da Eskişehir Spor'a bağırıyor. Veya yanındaki Eskişehir Sporlu yöneticilere bağırıyorlar. İşte, şampiyon mu olacaksınız? Bu aldığınız puanla ligde mi kalacaksınız? Yani böyle şey olur mu ya? O her zaman takım sahaya çıkmasınlar. 3-0 evet, bitsin maç. Her takım sahaya için çıkar mutlaka ya galibiyet ya beraberlik için. Bu çocukların zaten böyle maçlar vitrine çıktığı maçlar tabii oluyor yani. Yani bak tekrar işte biraz evvel söyledim. 17 yaşındaki çocuk kaleci. Tabii canım. Haftanın o Karnasın kadar kaleci var. Evet. Çok iyi kaleci tabii, var tabii bu ligde de. O ilk 11'ine girdi. Bu büyük bir motivasyondur o çocuk için. Hadi Adana, bak tekrar söylüyorum. Adana Spor kardeş grup. Adana Demirspor'un gerçekten şampiyon olmasını cana gönülden isterim ben. Keşke olabilse. Yani alkışlarım da. Ama
Yani şampiyonla oynayan bir takım. Ben de kesinlikle, ben de bir de eski demiryolcu olduğum için Adana Demirspor'u yürekten destekleyen bir kişiyim ben. Evet. Eskişehir Demirspor 1930'da kuruluyor. 1940'da Fenerbahçe'yi yenip Türkiye şampiyonu oluyor. O 40 yılında da Adana Demirspor kuruluyor. Yani biraz bizim bir tarafımız da Demirsporlu yani. Aynen. Adana Demirsporlu. Şimdi hafta içinde ilginç zamanımız var değil mi? İlginç var, bir var. Futbol fanatizmi adına ilginç bir paylaşım gördüm Twitter'da. Onu ben arkadaşlarıma... Eskişehir Spor'la ilgili mi? Yok yok, bu değil. Bitirdik Eskişehir Spor'u. Yok yok, bitmedi. Devam, yani Eskişehir Spor'u tamam. Olmuyor ondan sonra. Şimdi 3 maç sonra gol attık dedik. Ondan sonra Eskişehir Spor 27'lik hafta boyunca 4 kez 4 tane kırmızı kart görmüş Eskişehir Spor takımı. 64 kez de sarı kart görmüş. Yani gerçekten hani 4 sarı, 4 kırmızı kart normal 27 maçta, ama 64 tane sarı kart. İlhan Var döneminde hatırlarsın. 2 dakika içinde 4 sarı kart görmüştük. Evet. Balıkesir bir Bandırma deplası. İkisinden biri olacak yani. Evet. Yani biraz da, ama Cengiz Yüzey geldikten sonra bu sarı kartlar da biraz azaldı. Yani çocuklar üzerinde her pozisyona itiraz etmeyen veya her yani çok bariz bir penaltı, şey, çok bariz bir faul yapmayın gibi uyarılar yaptı ki sarı kart da sayısı azaldı, ama 64 lira sarı kart gerçekten çok fazla. Biraz futbolcular da bu konuda kendilerine dikkat etmesi lazım. Tabii şimdi hemen maçtan sonra Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mustafa Akgün'ün bir açıklaması oldu. Sahadaki takım gelecek sezonki takım olacak gibi görünüyor. Bu çocukların eksiklerini tamamlayarak, özgüvenlerini kazandırarak gelecek sezon için çalışacağız. Diğer taraftan da transfer tahtası açmayı amaçlıyoruz. Evet, transfer tahtası amaçlıyorum diyorsun ama Marko Milankovic'e şimdi transfer yasağı geldi. Yeni geldi. Milankovic'e mi? Evet. Sözleşmesi bilen futbolcularla futbolcularla ilgilenildi. Bazı futbolcularla ayrılmak istiyorlar. Biz de ayrılmaları... Bence de ayrılmalı gerekir diyor. Yeni bir futbolcular, yeni bir heyecan katmak lazım, yeni bir ruh katmak lazım diyor. Bu kulübün bir tazeliğe ihtiyacı var. Zaman neyi gösterecek, hepimiz bakacağız. Önümüzdeki sene hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağız diye umut ediyorum demiş. Yani şimdi ikinci ligde baktığımız zaman gerçekten çok kıran kırana maçlar var. Batuhan Karadeniz'in oynadığı ikinci Trabzon neydi evet. O? Trabzon takımı. He, yani Batuhan orada gol rekorunu kırıyor. Evet. Şimdi ikinci ligde hani şu Cengiz Uç'un sahaya sürdüğü gençlerle eğer başarıya oynayacağız diyorsak biz hayal olur yani. Yani kesinlikle. Transfer tahtası açarsak, takviye yapabilirsek ancak, ama yoksa transfer tahtası açamazsan bu çocuklara ben düştüğüm seneye oynayacağım ikinci ligde şampiyonla tekrar birinciye yükseleceğim diyorsan biraz hayalcilik olur. Yani bu söyleme kendine inanıyor mu acaba? Onu bilemem yani ama. Yani bir de umut aşılıyor gibi geliyor topluma. Yani transfer ama tahtı. Yarın hocam. Bunu sürekli söylüyorlar. Başaramazsan ne olacak? Her 2-3 ayda bir bu transfer evet. İşte 2 dosya kaldı, 5 dosya kaldı. Ama sonuç sükutu hayal oluyor yani. Hayır yani şimdi sen bir taraftan transfer tahtı açacağım diyorsun ama bir taraftan da daha... dosyaları kapatamadın üzerine de yeni dosyalar gelmeye başladı. Yani şimdi Milankovic transfer tahtası yasağı koydurmuş. Arkasından da şimdi baktığın zaman hemen Milankovic'le görüşmeye başlamışlar. 190 bin euro alacağı varmış Milankovic'in. Şimdi demek ki şimdiye kadar kendisiyle hiç görüşmemişler ki. En azından yani 2 milyona yakın bir para evet. Eder o. Türk lirası. Hiç görüşmemişler ki adam transfer yasağı koymuş. En azından yani alacağını biliyorsun. Milankovic'le bir temasa geçersin. Arkadaş senin alacağın var tamam biliyorsun ama biraz bize... Sportif direktör var Murat evet. Daldık. Evet. Son açıklamasında başkan Murat Daldık'ın sportif direktörün bu işleri çok iyi takip ettiğini, çok iyi çözdüğünü falan söylüyor. Ama takip etmedi de görünüyor işte. Milankovic'ten haberi yok mu diyorsun? Yok herhalde yani. Şimdi... Kimler yasağı kaldırmıştı? Yönetim devre arasında transfer yasağı bulunan oyunculardan Bakırya'nın kulübü, Çin kulübüyle
Jesse'nin eski kulübü olan sorunu çözmüştü. 180 bin euro alacağı bulunan Odonko dosyasının ise 50 bin euroya kapatılmıştı. Akamiko'yla yapılandırma yapılırken Kemal Issah ise karşılıklı görüşmeyle yeni yapılandırma yapılmıştı. 5 dosya var. SS'in Bofin'den 410 bin euro alacağı için hem transfer yasası hem de küme düşme cezası bulunuyor. Yine bir dakika bile forma giymeyen Kristina Tanasi için 400 bin liralık alacağı var. FIFA'ya başvurmuştu. Eski başkan Osman Taş buna itiraz ederek bir dosyayı spor takım mahkemesine cesaret taşımıştı. Ancak SS'in yaptığı bu itirazı kabul edilmedi. Roman futbolcu 400 bin euroluk alacağı için kulübe transfer yasağı gönderdi. Ayrıca Biannovi 180 bin euro, Toka 180 bin euro, Aniel Hazic 220 bin euro borç ve bu oyunculardan da transfer cezası gelmişti. Şimdi Rod Bonfield'a 410 bin euro, Kristina'ya 400 bin euro, Aniel Hazic'e 220 bin euro, Marko Milankovic 190 bin euro, Nusisi Toka'ya 180 bin euro, Biannovi'ye 180 bin euro henüz borcumuz var. Bu borçlar kapanmadığı sürece, temizlenmediği sürece transfer tahtasını açamazsınız. Aynen. Yani şimdi transfer tahtasını açacağım derken şimdi baktığı zaman 400-800 1020 nereden başlasam 1400-1500 bin euroya ihtiyacım var. Şimdi transfer tahtasını açmaktan ben vazgeçiyorum. Mevcut kadrodaki futbolcuları yeteneklilere sahip çıkalım. Evet. Onları kaçırmayalım evet. Elden. Doğru değil mi? Tabii canım şey. Yani 1,5 milyon euro para bulacaksınız da bu borçları kapatacaksınız. Ondan sonra transfer yasağını kaldıracaksınız. Yani şimdi Mustafa Kiran konuşurken ayakları yere basması lazım. Yani sanki bence uzayda geziyor, havalarda geziyor yani. Ayağını yere bastık ki gerçekleri ama görsün. Ama günümüzde işte böyle iyi konuşan, bol bol vaat veren kişiler prim yapıyorlar maalesef. Yani halk artık yuvarlak güzel laflara bakıyor. Taraftar, halk, vatandaş, seçmen ne dersen de yani ülkenin ve Eskişehirspor'un realitesini maalesef gözden kaçırıyorlar bu ya, şekilde. Yani. Yani şimdi tabii ki transfer tahtasının açılmasını tüm Eskişehir ister. Cengiz Uğur da ister en azından. Yani şüphesiz. Transfer tahtası açılsın, takma yapılsın, seni en azından ikinci de ben şampiyonla oynayayım. Tabii ki. Beklentisi tabii. İçerisinde hoca. Tabii ki. Ama bunu söylerken de yani bak hani tekrar söyleyeyim biraz ayaklarını yere bak. 1500 bin euroya para ihtiyacım var. Bunu bulacaksın önce transfer tahtası kaldı. Ondan sonra bunu bulursun. Futbolcular veya bunu bulamazsın en azından yarısı bulursun paranı da futbolcularla anlaşma yaparsın. Tekrar takma bağlı dersin bir anlaşma. Ondan sonra onun elinden de adamların, futbolcuların imzalarını alırsın. Gidersin ki biz borçları kapattık, şu anda temizledik. Transfer yasağını kaldırmak için gidersin federasyona başvurursun. Şu anda öyle bir girişim de yok. Yani transfer yasağını şu alacağı olan futbolculardan bir net bir görüşme yapılmış. Bak en son Marco da transfer yasağı göndermiş. Şimdi bunlar dururken hayal kurarak ben transfer yasağını kaldıracağım, transfer yasağını kaldıracağım demenin bir anlamı yok. Evet. Yani transfer yasağını kaldırırsın, kaldırmak için gereken mücadeleyi verirsin. Federasyonda en son imzaları alırsın, götürürsün. Arkadaş biz anlaştık, şu gün parası ödedik, şunları takma bağladık. Biz federasyondan transfer tahtasının kaldırmasını bekliyoruz dersin. O zaman ben inandırıcı bulurum seni. Ama evet. Yani biraz sanki Mustafa Gören hayal tarlasında geziyormuş gibi geldi bana. Zaman gösterecek bakalım. Evet. Söyledikleri unutulmuyor. Kayda geçiyor. Aynen. Yani. Her anlattığı. Aynen. Şimdi bittiyse evet, konumuz. Evet, bitirdik. Arkadaşlardan ben rica edeyim. Bir nolu bir tweet vardı. Onu bir ekrana getirsinler de. Çok dikkatimi çekti. Sosyal medyanın üç ayağı var şimdi. Bir tanesi işte Twitter, Instagram ve Facebook. Evet. Bunu işte en önemlisi ama benim gördüğüm kadarıyla Twitter. Twitter evet. Burada işte Gol Türkiye diye bir hesap sahibi ya da bir kurum milli takım maçından, Hollanda maçından 3 gün önce böyle bir tweet atmış. Bir tarafta Fenerbahçe kalesi altı. Ha, kaleci kim olsun? Ha, değil mi? İşte evet. Yazıyor zaten milli evet, takım evet. Kalesini sizce kim korumalı? Evet, evet, aynen. Tam 1500'ü geçen, 1500'ü geçmiştir mutlaka yorum yapılmış. Bu 1500'ün 1000 tanesini Fenerbahçeliler. Tabii hiç tereddütsüz 6 ay, 6 ay, 6 ay, 6 ay böyle. Tabii şimdi Beşiktaş maçında 6 ay
yıldızlaştı ya. Yani gerçekten tabii. Çok güzel oynadı. Ya çok, bir maça evet. Bakılmaz da tabii, tabii ki. Şey, o maça bakarak yorum yapıyorlar bence i̇şte. Yani. Yani duygusal ben şimdi tabii. Şey anlatmak isteyeceğim. Buradan bir mesaj. Trabzonlular da doğal olarak Uğurcan'ı evet. Yazmışlar. Ben olsam Uğurcan'ı. Ben... Zaman zaman tabii çok şimdi iki takımın da aklı başında taraftarlar olduğu evet. Gibi fanatizmin uçlarında gezen taraftarları da var. Hakaretlere varan, küfürlere varan böyle 1500'e yakın çoğunu da baktım. Evet. Dedim oraya bir mesaj. Ha arkadaşlar getirmişler. Ne yazmışım? Deneyimli bir teknik direktör. Ulusal bir karşılaşmada elindeki en iyi 11'i sahaya sürer. Doğru mu? Doğru. Bir milli maç. Ve devam etmişim. Güneş de şüphesiz böyle yapacak ve kimin daha iyi olduğu görülecektir. Üç tane kaleci var Güneş'in evet, elinde. Evet. En iyisini koyacak mutlaka. Aynen. Ve eyyam yapmadım. Eyyam yapmadım. Şayet dedim. Devam ettim. Ben teknik direktör olsaydım kaleyi hiç düşünmeden Uğurcan'a teslim ederdim. Beni eleştiren oldu bu tweetten dolayı. Fenerbahçe'de de eleştirdim yani. Fener, Trabzonspor'dan da hoşuna gitti. Çünkü yani, fanatizm tabii. Büyük boyutlarda. Evet. Ben halbuki burada tarafsız, objektif bir yorum koymaya çalıştım. Yani kimin iyi olduğu çıkacak ortaya tabii, deneyimli, tabii. Formda. Ve o gün maç gününde merak ediyordum açıkçası. Kendi görüşümü Şenol Güneş de Uğurcan'la başladı. Uğurcan da Şenol Güneş'i, beni de ve evet. Türk spor severleri, milli takımın bütün gönül verenleri mahcup etmedi. Evet. O penaltının kurtarması tabii. Ve penaltından önce de 2-3 dakika arayla çok önemli pozisyonlar kurtardı. Dolayısıyla buraya nokta koymak istiyorum. Bu futbol fanatizminin en küçük bir konuda bile yani insanlar olgun bir şekilde fikir şeyi yapamıyorlar yani. Mücadelesi yapamıyorlar. Mutlaka fanatizm hakim geliyor. Evet. Ama yani mantıklı düşünürsen şimdi hani bir maça göre performansı bakıp da o maçta her şey zaman Beşiktaş maçta gerçekten çok yoruldu. Belki de maçın kahramanıydı diyerek. Mantıklı düşünürsen değil. Mantıksız düşünürsen bir maça bakıp karar verirsin. Tabii canım işte. Yani doğru değil mi? Evet. Mantıklı düşünürsen. Yani bir maça bak o zaman Cengiz Hoca desin ki bu maçta sadece daha çok yoruldu. Hafta içi antrenmanlara baktı, hafta içi antrenmanlara döküldü ama kesin artık maçta çok güzel oynadığı için ben bu hafta kadroya da koyayım. Böyle bir şey olur mu yani? Bu milli maç. Yani. Mutlaka sen de teknik direktör olsan tabii. Elindeki en iyi 11'i sahaya sürersin. Evet. Bunun aksi düşünülemez aynen. Bile yani sonuçta. Hollanda maçına da geçelim mi bilmiyorum, kısaca değinelim mi? Evet geçelim çünkü gerçekten hani programın başında söyledim ya yani alınan galibiyeti küçümseyenler var. Evet. Yani... Hollanda, az önce açılışta da söyledin, sen özellikle vurguladın. Öyle yaban atılacak bir takım değil. Yani dünyada en iyi futbol oynayan ülkelerden, takımlardan bir tanesi. Alınan 4-2'lik galibiyet bana göre tarihe yazılmış en önemli galibiyetlerden birisi yani. Tabii. Şimdi hakikaten önce milli takımımızı yürekten kutlayalım. Kutluyoruz, tabii. Ne olursa olsun. Hollanda isterse U19 milli takımıyla bile sahada yer alsa çok önemli bir galibiyet aldılar. Katar'daki dünya şampiyonası için çok büyük avantajla başladılar. Şimdi Hollanda'yı şöyle kısaca bir objektif altına alalım istersen. Bir Avrupa'nın İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya olduğu gibi bir ekol ülkesi yani. Evet. Ekol, futbol ekolü olan. Sözlerimizin başında da bahsettim. Bakın arkadaşlar koymuşlar şöyle. Bunlar işte bu 74. Bak görüyorsun 74'te ilk finallerini oynadılar Batı Almanya ile. Batı Almanya da muhteşem bir takım o zaman. Kalede mesela Sepp Maier oynuyor. Geri dörtlüsünde Bertie Fox. Bertie Fox deyince aklıma Ender Konca gelir. Ender Konca'nın karşısında tel tel dökülen koridor olan ama dünyanın en iyi sağ beki Bertie Fox, geri dörtlüde Franz Beckenbauer, Schwarzenbeck ve Paul Breitner geri dörtlü. Böyle bir geri dörtlü zor gelir. Hem kesicilikleri hem topu oyuna sokuşları yani 90 dakika oyundan kopmayan, oyun disiplininden kopmayan bir takımdı o zaman 74'te ve Hollanda
O maçta başa baş futbol oynadı. İnanır mısın? Michels diye bir teknik direktörleri vardı. Ve total futbolu dünyada ilk uygulayan takım, hiç kimse dayanamıyordu karşısında. Evet. Toplu hücum, toplu müdafaa. Bütün takım, kaleci hariç, ataklardalar, savunmalardalar. Bunun için çok büyük bir efor ve büyük bir güç lazım. Aynen. Doğru değil mi? Evet, evet. Ve galip duruma da geçti bu maçta. Biz televizyonlarda izledik 74'te. Ama Almanya büyüktü gerçekten. Almanya tam bir disiplin takımıydı. Yani hiç sahadaki o andaki sonuca bakmıyordu. Ve 90 dakika dinamo gibi, yani bir saat gibi çalışan bir takımdı. Sonuçta Gerd Müller de orada çıktı. Başrolleri o maçın kahramanlarından birisidir. Ve 74'te bu şeyi kaybetti. 4 yıl sonra arkadaşlar ikinci koysunlar 78'i. 4 yıl sonra yine Arjantin'de oynandı maç. Arjantin, o Mario Kempesli takım, Ayala falan meşhur o dönemin takımı. Sonuçta finale, iki takım da finale geldi, favoriler. Yani. Finalde maalesef yine kazanan, görüldüğü gibi oldu, Hollanda oldu, 3-1. Gol kralı da Kempes oldu, Mario Kempes o maçta. Bu finalde de dünya şampiyonu olmak kısmet olmadı. Ondan sonra 2003'ü koyalım arkadaşlar. 2010 sanıyorum, yanılmıyorsam. Evet, 2010 Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'na geldi. Orada da üçüncü kez finale oynadı Hollanda. Kimle oynadı? İspanya'yla. İspanya'da müthiş formdaydı. Avrupa şampiyonu falan olmuştu. Elinde hani Eskişehirspor'u anlatırız ya, yani. 65-74 arası 73, o altın bir jenerasyon. İspanyolların elinde de öyle bir jenerasyon vardı. Şanssızlığı oldu. Buna rağmen 90 dakika 0-0 berabere bitti. Uzatmalarda İspanya uzatmalarda attığı golle 1-0 maçı aldı. Yani biraz evvel de işte sen de özellikle vurguladın. Hiç Hollanda bir tam bir futbol ülkesidir. Yani bunu küçümsemek akılla bağdaşmaz. Şimdi Osman abi, şimdi Burak Yılmaz bu maçta da bir hat-trick yaptı. 4 golün 3'ünü Burak attı. Şimdi Burak Yılmaz 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hollanda ile aynı grupta yer alan Türkiye'nin 28 Mart 2015'te deplasmanda bir berabere kaldığı karşılaşmada yine fileleri havalandıran isimdi. Evet. Deneyimli futbolcu 6 Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı karşılaşma da son gol atan isimdi. Yani Hollanda'ya 5 golü var. Evet, yani şansı tutuyor demek ki Hollanda'ya. Evet. Müthiş. Hollanda'ya son maçta 3-3'lük son 3 maçta 3'lük sağlamışız. Hollanda ile oynanan son 3 maçı kaybetmeyen amirli takımı ikinci galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada beraberlik dahilinden ayrıldığı ki bu maçta rakibine çok dikkat çekici. 8 gol atarak kalesinde 3 gol gördü. Evet. Türkiye'nin rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyetlik bulunuyor. Demek ki bir galibiyet daha alsak skorlar eşitlenmiş olacak. Tabii hemen Hollanda maçından sonra Hollanda teknik direktörü Boyer'in bir açıklaması var. O da çok çarpıcı bir Türkiye bizi cezalandırdı diyor. Frank de Boer muydu? Evet. Ne diyor? 4-2 muhalifiyetin kabul edemedim diyor. Çok ağır oldu diyor maçın ardından. Türkiye'yi tebrik ediyor. Önümüzde 9 maç var Türk takımı için. Büyük bir adım. 3 gün sonra maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Tamam mı? Türkiye çok önce yapmak istediklerini yaptılar. Savunma yapıp hızlı atak yapmak istiyorlardı. Ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler. 4 gol oldu. 3-0 iken 3-3 yapabilir miyiz diye düşündük ama 4. golü olunca işler zorlaştı diyor. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz tahmin ediyorum. Ben şu altyapıya çok kısa bir iki hemen kelime... Hemen altyapıya geçmeden önce yine altyapıyla ilgili havuzdan gelenler var. Şimdi az önce sen söyledin, bir futbolcu havuzu kuruldu Eskişehirspor. Gerçekten evet. Yaptıkları en iyi hamle, en iyi başarı bu. Burak Çağlayan
Cengiz Sestevi'nin takım başına gelmesine şans bulan isimlerden birisi oldu. 17 yaşındaki Buğra yaşının iki katından çok 14, 15, 16 yaş milli takımında ayrıntılı formayı giydi. Teknik kapasitesi yüksek, pas kapasitesi yüksek, ikili mücadelede galip çıkmasını bilen bir futbolcu. Topla rakibin arasına giriyor, kazandığı topları da en iyi şekilde paslar atarak arkadaşlarına dağıtmasını biliyor. Mesela Buğra gibi 18 yaşında Salman ve Buğra 18 yaşındaki Salman ve halen amatör lisansta oynayan, bak amatör lisansta oynuyor hala. Kaan Gaman, az önce konuştuk. Kaan Gaman ve yine aynı amatör oynayan Bartu Göçmen. Bunlarla evet. Henüz daha profesyonel sözleşme bile yapılmamış yani. İşte bu futbolcuları takımda tutmak zorunda yani yönetim. Evet. Hani açamasa bile transfer tahtasını aynen, yani. Aynen, aynen. Bunlar geleceği tutmak zorundasın. Yani sen şimdi hoca bunlara şans veriyor. 2-3 baştan beri görüyorsun. Ya bir an önce bu çocuklara, çünkü amatörümüz. Yani bir sözleşme, önlerine sözleşme uzatman lazım. Ya yani neyi bekliyorsun? Şimdi altyapıda... Hocam hemen şunu da, o hep beraber değerlendirdim. Tamam, tamam. Furkan Polat da Cengiz Uzun'un gelmesiyle kendini göstermeye başladı. Sorumluluk almasını bilen bir futbolcu. Orta sahaya fazlasıyla yakışıyor. Eskişehir futbolcu, bu futbolcu da havuz içinden getirdi. Sahada ve kadroda her hafta yer alan birçok gençler var. Selma Çutkalat'tı yine az önce sen de söyledin. Evet. Maşallah nazar değmesin. Kalkıyor, mücadeleyi bırakmıyor. Düşüyor, kalkıyor, mücadeleyi bırakmıyor. Bedirhan ve Mevlüt, az önce sen de söyledin. Bedirhan, Mevlüt, Furkan Balaban geleceği olan önümüzdeki sezonda takımda mutlaka kalması gereken isimler. Kaleci Cengiz'den bahsettik. Genç kaleci elbette hata yapacak. Hata yaptığı yarışılıyor. Ama karede ve gözümüzde oynadıkça da daha da büyüyor. Şimdi hepimiz Cengiz'e odaklandık ama Cengiz Hoca'yla konuştuğumuzda Cengiz Hoca bir kaleci daha giriyor dedi. Ona daha şans vermedi. Mehmet Yiğit Uğur. Yani hatta Adana Demirspor maçında hocam buna yedek kaleci olarak görev vermişti. Şimdi gerçekten genç futbolcular Eskişehirspor'un geleceği için büyük bir şans. Hemen hocam süremiz bitmiş. Son sözlerimi alalım. Son sözlerimi. Eskişehirspor'un öyle ya da böyle. Transfer tahtası açılır ya da açılmaz. Bu pandemi sürecinde, bu ekonomik krizde çıkış yolu altyapıdır, akademidir. Yani başkanın ve yönetim kurulunun altyapımıza müthiş önem vermesi, oraya önemli bir kaynak aktarması aynen. Gerekiyor. Özellikle ben işte geçen Erol Kara'dan bahsettim. Benim sınıf arkadaşımdır, sık sık görüşürüz falan diye. Şu anda özellikle Selçuk Güler Hoca var. U13'leri çalıştırıyor. Hı hı. Tamamen Alman futbol ekolünden geliyor. Biraz evvel çok övdük evet, Alman evet. Ekolünü. Yani orada eğitim almış bir hoca. U13'leri böyle adeta üzerlerine titriyor. Birbirinden yetenekli çocuklar olduğunu duyduk Selçuk Güler evet. Hoca'dan. Yani bu çocukları, bu kadro, yani altyapının başındaki bu kadro devam edip üst yapıya Bilal Ceylan gibi futbolcular, işte Buğra Çağlayan gibi böyle meyvelerini vermeliler. Sözde değil, lafta değil, gazete sütunlarında değil. Bizzat fiili olarak o çocukları biz 3-5 sene sonra inşallah A takım formasında görmek istiyoruz. İnşallah. Peki, teşekkür ederim sevgili Osman abi. Değerli izleyenler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.